أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 85. بيتimizden itibaren Bismillah diyoruz. فَرَقِّقًا مُسْتَفِلًا مِنْ أَحْرُفِ وَحَاذِرًا تَفْخِيمَ لَفْظِ الْأَلِفِ فَرَقِّقًا Terkik yap, ince oku. İnce oku. Neyi? Müstefilen istifale sıfatını. Nerede? Min ahrufi harflerde. Yani harflerdeki istifale sıfatı olanlar hangi harflerse onları incelt. Enteresan. Zaten müstefil demek tamam. İnce okunacak harfler demektir. Eyvallah da. Yani ince karakteri var bunların. İnce okunması gerekir. İmam-ı Cezeri Hazretleri bir daha tutuyor, oraya bir daha vurgu yapıyor. Dönüyor, bab-ı tarikat diye bahis açıyor. İnce okunacak harfler babı diye bahis açıyor. Arkasından da tekrardan orayı hatırlatmaya başlıyor. Ve burada bize işi biraz daha böyle hani istişat noktasını hep beraber aha da buraya böyle eğilin demek gibi bir şey oluyor bu. Pekala. Ve hadiran şimdi başlıyor. Bak sakın ha. Sakın dikkat et. Neden tefhime lafzil elifi? Elif lafzının tefhiminden. Elif lafzı dediği burada efendim hem normal bildiğimiz işte elif harfi kendisi harekeli olmayan daima sakin olan elif harfi ileride hemzeye de atıf yapacak. Ve hadiran tefhime lafzil elifi. Pekala. Ne gibi? Kehemzil hamdu e'udhuh dina Allahi thumme lame lillahi lena. Kehemzil hamd. Elhamdunun hemzesi gibi. Bunu nasıl olmuşsa birileri kalın okumayı becermişler. İmam-ı Cezeri Hazretleri de aman dikkat et bunu kalın okuma diyor. Yani alhamdunu okudu. Nasıl okuduysa alhamdulillah. Çok var gerçi. Bak okuyunca şimdi insanın aklına geliyor yani. E'udhu. Hele bu e'udhu. Tam bir şey zaten. Yani filme bile konu oldu zavallı. Oğuz diyor adam. Euzu billahi mineşşeytanir. Hava atayım gibi bir şey oluyor değil mi yani bu? Euzu billahi. Euzu da olmaz. Euzu, euzu, euzu. Evet. Benim bir makam hocam vardı. Uşşak makamını öğretiyor bize. Örnek olsun diye okuyuş yapıyor. Dedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dedi. Dedim hocam ya. Eyvallah makama bir şey demeyeceğim de. Burasını dedim lütfen yani gerektiği gibi okuyalım. Yani nasıl okunacak dedi. Dedim hocam أعوذ. Ama o zaman makam oturmaz ki dedi. Dedim hocam niye oturmayacak ya? Siz ustasınız. أعوذ'den alın yapın makamı. Yaptı oldu tabii. Olmayacak diye bir şey yok. O öyle oturmuş onda. Ben bunu böyle yaparsam daha iyi tuttururuz hesabı yapmış. Tabi daha ciddi olması lazım ya, onun da amudu okunması gerekiyor. Evet. İhdina, ihdinanın hemzesine dikkat et. Allahi, hele bunu yapanların haddi hesabı yok. Allah, Allah değil, Allah. Sümme lâme lillâhi lena, sonra lillâhin lâmı, lena'nın lâmı. Bunlara da dikkat. Sakın bunları kalınlaştırma. Ve bâ, evet, ve bâ-i bismi. Yine mi atladık? Vel yetelettaf. Evet. Vel yetelettaf. Yine yetelettafın lamı. Değil mi? Vel yetelattaf gibi. Oradaki tığının itbakından, isti'lasından etkilenip de ne yapmayacağız Eyüp abi? Lamı kalınlaştırmayacağız. Vel yetelattaf gibi olmayacak. Yani buralara geldiğin zaman kasise gelmiş araç gibi abi frene basacaksın, arabayı bira alacaksın. Orasını böyle bir güzelce geçip ondan sonra yoluna devam edeceksin. Öyle kırmayacaksın ortada. Velliyete lattaf. Velliyete lattaf. Evet. Ve alallahi. Alallahi'nin lamı. Alallahi. Var. Sallallahu aleyhi diyor da. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. O Allah lafzatullah'ın gerçi oraya atıf. Ve alallahi. Burayı okurken ve alallahi diye böyle ağzını lafzatullah'ın lamı kalın okunacak diye oradan bir ses
bir nevi nakli yapma bu tarafa yani. O ince olsun, öteki de kalın olsun. Velav, bu bir kısaltma olarak buraya konulmuş. Yani buradan kasıt neresidir? Velav vallin. Velav, lav gibi okunma bunu, las. Evet. Ondan sonra vel mimi mim mahmasatin. Mahmasatin gibi kalın okuma. Ha'dan etkilenmesin mimler. Ve min maral. Bu da çok var. Maral fi kulubihim maralun diyor. İşte bunları Ömer hocamın da dediği gibi bunlar tabii aynı zamanda mukaddimenin beyitleri. Değil mi? Mukaddime beyitleri bunlar. İşte bunları okuyan, okutan herkes bilmesi lazım bunları. Bir ara Rize Müftülüğü'nde derse başlamıştık. Buraya kadar geldik. Yani harflerin mahreçlerini, sıfatlarını okuduk, bitirdik. Burası resmen uygulama sahası gibi bir şey. Bunların hepsini bir kağıda döktük, bir A4'e. Bütün oraya katılan ne kadar o kursiyer varsa hepsinden tek tek bu kelimeleri dinlemişim. Hepsinden. Tek tek. Hocam sen oku, sen oku, sen oku. Bir kelime dolaşsın. Kaç? 25 kişi. Dolaş. Öteki, sıradaki, öteki. Yani bu kelimeleri adamlar bilmesi gerekir. Bunlar gibi daha çok var zaten. Mukaddimede. Ve bâ-i bismi, bisminin bâ'sı. Bâtil. Değil mi? Yekâne. Ve berk. Evet. Ve zehekal bâtil. Bâ değil, bâ. Bâtil olması lazım. Bizim ne işimize yarar? Aslında bunları biz de bir daha kağıda icabında dökebiliriz. Yaz kursu geliyor değil mi? Yaz kursunda çocuklara ders bittikten sonra misal 5 dakika bunları geç. Ne olacak ya? Arkadaşlar yapın bakalım. Batıl, batıl, batıl. Çocuk onun yani bir farkındalık olması lazım en azından. Buralarla alakalı. Öyle ki İmam-ı Cezeri Hazretleri döndü dolaştı sıfatları anlattıktan sonra bir daha girdi buraya yani. Boşuna söylemiyor bunları. Gençler. Ve berk. Ve ha-i has hasa. Bunu aynı şekilde. Has hasa. Ehattu. Kalkıp da bunu ehattu deme. Şimdi ha-i kalın okunacak diyenler var ya. Kalın okunacak. E madem kalın okunacaktı niye buraya vurgu yapıyor İmam-ı Cezeri Hazretleri? Öyle değil mi hocam? Madem kalın. O zaman buraya niye vurgu yapıyor bu? Yapmaması gerekir. Zaten kalın kalına kalın. Niye uyarsın yani? Hayır. Demek ki ince ki. İstifale ki. Evet. Ehat. Aynı şekilde. Ehattu. Elhakku. Tabi burada ehattu okuyanlar da çok. Ağzına öyle geliyor çünkü. Halbuki burası malum. İdgam mütecanisein dediğimiz tecvid kaidesiyle efendim bilinir. İdgam mütecanisein. Artı buranın idgamı nakıstır yani. Değil mi? Harften evet idgam olmuştur. Harfin kendi zatı gitmiş ama sıfatı burada bakidir. Yani orada itbak. Değil mi? İsti'la. Özellikle itbaka orada bir tık orayı hatırlatmak gerekir. Evet. Eyyub aleyhisselam. İdgam mütecanniseyn. El-hakku. Evet. El-hakku kelimesinde ha yine. Sonra diyor ki yetmedi. Ve beyyini lütbaka. Ya o da yetmedi. Bu sefer geçiyor başka bir işe. Ve beyin. Beyan et. Açık oku. Neyi? El itbaka. İtbak sıfatını. Neredeki? Min ehattu. Bunu ehattu deyip de oradaki itbak sıfatının üzerine örtme. Buna da dikkat et. Daha neyle beraber? Ma' besette. Bak besette. Okuyoruz bunu ama nasıl besette? Olmaz abi. Besette diye bir şey olmaz. O oradaki idgam edilmiş tığının sıfatı bakidir. Sonra vel hulfu huluf vardır. Yani huluf dediğimiz yerde arkadaşlar en az iki okuyuş var demektir. Malum. Vel hulfu. Ha bunun İmam-ı Asım'a benzer de olabilir bir okuyuşu. Mesela kıraat imamları arasında. Ne gibi? İşte kanunun sılasının olduğu gibi değil mi mesela? Kanunda sıla var mı? Var. Ama neyle diyoruz? Hulufle. Ne demek huluf? Yani bir tane okuyuş var, bir okuyuşu daha var. Ha, İmam-ı Asım'a uyar, uymaz o ayrı mesele. Mesela işte Ebu Amr takripte ibdali neyle yapar hocam? Hulufle. İşte yu'minun, yu'minun.
İdgamı hulufle yapar. Qîle lehum, qîl lehum. Huluf kelimesi İmam-ı Asım gibi olduğu zaman da olur, İmam-ı Asım'a uyduğu zaman da olur, uymadığı zaman da olur. Öyledir. Mesela e'enzertehum kelimesinde Hişam'ın kaç veci var? Misal aşırıda iki veci var. Hulüftür bu işte. Ama İmam-ı Asım'a uyan tarafı var mı? Yok. Birisi e'enzertehum İmam-ı Asım'a uyan mı? Yok, uymuyor. Diğeri e'enzertehum. Uydu mu? Yine uymadı. Huluf işte. Bu da huluf ama. Dolayısıyla huluf birbirinin bir nevi yani kalfası durumunda, half diyelim, halfi durumunda, kalfası durumunda olan iki okuyuştan bahsediliyor. Huluf dendiğinde bu anlaşılır. Vel hulfu binehlukkum veka. Yani şimdi idgam-ı nakıs lık meselesinden girdi ya orada. İtbakı beyan et dediği yerde. İşte besatte. Ondan sonra ehattu. Bunları beyan et. Diyor ki ondan sonra vel hulfu binahlukkum veka. Nahlukkum kelimesinde huluf var. Vaki olmuştur. Yani bir idgamı tam yapılır, bir de idgamı nakıs yapılır. Buradaki idgamı nakıs hulufledir. Yani ne demektir? Evet, bunu idgam-ı nakıs olarak nahlukkum şeklinde göster isti'layı ama bir de hiç gösterme. Yani bizzat kefi kefe idgam ediyormuş gibi. Nahlukkum şeklinde. Evla olan hangisi hocam? Tam idgam. Evla olan hangi sıfat hocam? Nakıs. Tam idgam. Tam. Değil mi? Bi nahlukkum. Elem nahlukkum. Nahlukkum. Evet. Pekala. Sonra ne geliyor? Ve azhir. İzhar et. Ve ezhir, izhar et. Neyi? El gunnete gunneyi. Yani gunneyi izharla oku. Açık oku. O demek göster yani. Neredeki? Min nunin nundaki. Ve min mimin mimdeki. Nun ve mimdeki. Ne yapacağız? Yusuf Paşa gunneyi açık yani göster. Ne zamanda? İdâ mâ şüddidâ. Şeddelendiği zamanda. Ve akfiyen. Ha, burası ileriye ait. Burada dursun şimdi. Yani mim ve nun şeddeli olduğu zamanda misleyin değil mi diyoruz biz buna. O gunnesi de var sonuçta. O gunnesini de idgam misleyin ma'al gunne. Dediğimiz grup. İdgam misleyin ma'al gunne. Böyle olduğu zamanda gunnesini izharla oku. Açık açık net bir şekilde oku. Kıvırma. Sağa sola onu saklama. İnna in sanki hani idgam ma'al gunne yapıyoruz ya. Eşittir o zaten. İdgam misleyin ma'al gunne. Burada misli misline denk geldiği için mim mime nun nuna falan. Evet. Zaten idgam ma'al gunnenin bir tanesi de nedir? Nunun nuna. Yani tenvin veya nun fark etmez. Nunun nuna idgamıdır. Orada da var o. Öteki taraftan çık gel. İdgam misleyin babında ma'al gunne ekibinde mimle mim nunla nun mesela. Ha bu arada şu da diyoruz mesela bir sonra teşdit ma'al gunne diyoruz ya teşdit ma'al gunne şeddeli olan mimme nun için teşdit ma'al gunne ifadesi kullanılır. Bu da eyvallah geçerlidir. Aynen icra edilir. Ve akfiyen gizle neyi ilerideki beyte ait bu emir oradaki ifadeyi içeriyor diyelim. Neyi? El mime mimi gizle. Mim. Evet. Mimi gizle. Ne ile? Ne zamanda? İnteskün sakin olursa. Sakin olursa. Ne ile? Bi gunnetin gunne ile. Gunne ile gizle. Yani mim gitti. Ne yap? Onu gunne ile oku. Ne zaman? Leda bain. Şimdi mimin bu anlamda standart diyelim ki harflerde olmayan, diğerlerinde olmayan özelliğine gunne olması zaten. Ha, her ne kadar be ile karşılaştığı zaman da mesela aleykum bittihadikum diyoruz ya. Kum bittihadikum. Be ile karşılaştığı zaman da bu burada mimi sakinin hallerini anlatıyor şu anda. Mimi sakinin hallerinden bahsediyor. Alel muhtar min ehli eda. Ehli edadan tercih edilen görüşe göre ne yapacağız? B ile karşılaştığında sakin mim
ihfa yapılacak. Buna ne diyoruz biz? Dudak ihfası. Dudak ihfası diyoruz. Tabi bunu yaparken aleykum bittihadikum diye böyle tamamen mimin zatını yok etmek şeklinde bunu yapanlar da var. Mimin tamamen zatı kayboluyor ortadan yani. Bir şey kalmıyor. İklapta da bunu mesela yapıyorlar. Çünkü orada nun mime dönüyor. Mesela. Oradaki mim kavmen bura idi. Misal. Ne yapıyor orada? Kavmen bura diyor. Özellikle Arap alemi bunu çok yapıyor. Evet. Yani bizde mimi tamamen ortadan zatını kaldırmak yok. Mim var. Ama baskın olan tarafı ne? Gunne. Yani gunnenin altında gizli kalıyor bizim yaptığımız. Anlatabildim mi meseleyi? Yani enbi'hum mesela. Enbi'hum dedin. Mimi evet onlar da gizliyor bu okuyuşla beraber ama bizimki bu anlamda onlarınkinden ne oluyor? Bir tık daha aslında hakikate yakındır. Yani Allahu alem yine de. Fakat bir defasında bir hocamızla otururken dedi ki bundan 50 yıl öncesine kadar böyle bir okuyuş yoktu onlarda da dedi. Yani nereden çıktıysa böyle yeni diyelim ki içtihat kapısı kapanmadı. Yani birileri çıktı bunu okurken ne yapıyor? Hepten o mimi gizleyip sadece gunneyi yani sanki ihfaymış gibi tamamen. Yani bu ihfa değil ki tamamen gizlesin sen bunu. Bu diyor ki bak gunne ile beraber diyor gunnesini ön plana çıkarmak suretiyle mimi gizle. Mimi sakinin ihfası demek olduğu gibi mimi aynı nunda olduğu gibi yok et de gunnesini oku demek değil. Zira buradaki onun bahsedilen yani bize burada anlatılmak istenen mesele mim gunnenin altında kalacak. Mimi gizle. Üzeri gunne ile örtülmüş şekilde olsun. Dolayısıyla işte aleykum bitti, aleykum bitti gibi bu şekilde okumaktan bahsediliyor. Farklı görüşler var tabi. Ve ezhiran ha. Evet. Nunu izharla oku. Açıktan açığa nunun kendini oku. Evet. Ne zaman? İnde bâkil ahrufi. Diğer harfler olduğu zaman da. Şimdi mim mime uğrarsa idgam misleyin ma'al gunne. Orayı söyledi. Mim b'ye uğrarsa işte ihfa-i şefevi, dudak ihfası efendim diğer harfler olduğu zaman da izhar olur. İzhar olur. Evet. Mesela aleyhim e'enzertehum gibi. Aleyhim e gibi mesela. İşte lekum di, lekum di, nukum ve gibi aynı şekilde. Zaten sonradan da söylüyor. Vehdar, sakın. Leda vavin, vefa. Vav ile fe karşılaşacaklar ya bunlar. Sonuçta bu mimi sakin vav ile fe ile de karşılaşacak. Az önceki verdiğim misal gibi. Lekum di, nukum ve. En tahtefi. Yani bunu kün ve gibi böyle ihfa etmekten sakın. Dikkat et. İzharını güzel yap. Bir şey mi diyecektin hocam? He. Dedim böyle bir hareket olunca. Ha, bir an bende. Pekala. Lehum azabun. Mesela hum yuqinun. Bunun gibi misaller Kur'an-ı Kerim'de çok malumu alileriniz. Ve evveley mislin ve cinsin. Evet. Misil ve cins. Yani birbirinin aynı olan harfler. Bunlara misil diyoruz. Ve cins, cins ikiye ayrılıyor. Yani bir mütecaniseyn kısmı, bir de mütekaribeyn kısmı. Bunlar cins olarak değerlendiriliyor. Bunların dışındaki harfler, yani kaf, kef, lam, ra, mütekaribeyn harfleri, cins. İşte tı, dal, te, yani tı, dal, te, zı, dal, te, be, mim. Bunlar da cins. Ama bunun haricinde geri kalan harfler, in, seken, eğer sakin olurlarsa, birbiriyle karşılaştılar, sakin olurlar, edgim, İdgam et. Ne gibi? Kekul Rabbi. Kekul Rabbi. Burada diyelim ki cinseyn olana misal veriyor. Lambera. Efendim. Mahreç ve sıfatta yakınlık. Değil mi? Mâ tekârabe mehrecen ve sıfeten. Evet. Ve bella.
Kella bella tükrimûne yetim misal. Yani bella sadece orayı almış. İmam-ı Cezre Hazretleri koca bir misali koymuyor oraya. Kekur Rabbi diyor, tamam anla onu. Bitti, sen bunu onu anla. Ve bella, bella'dan da anla neyin ne demek istediğimi. İşte orada da lam lama uğramış. Dolayısıyla idgam isteyin. İdgam yap. Ve ebin. Ebin beyan etmek, izhar etmek, açığa çıkarmak anlamında. Bu da emir zaten. Ve ebin. Açıkça beyan et. Neyi beyan edelim? Yani evhir anlamında. Evhir. Açık oku. Neyi? Sebbihhu. Sebbihhu. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Manasını verirken, kelimeyi okurken açık açık. Sebbihhu. Sebbihhu'yu. Ne oldu? Karıştı birbirine. Ha he'ye karışmayacak. Dikkat. Tasfah anhum. Tasfah anhum gibi idgam yapma. İzhar et. Alu. Tasfah anhum. Kalu vehum. Evet. Kalu vehum. Kalu vehum gibi idgama kaçma. Fi yevmi. Değil mi? Eyüp abi. Yani bunu nasıl okumayacağız? Fi yevmi gibi okuma. Buna dikkat et. La tuzigh kulube. Hakikaten ver bunu böyle okuyun. La tuzigh kulube. O andaki böyle hızlı okuyor zaten. La tuzigh kulube. Hop. Bir anda kayıp gidiyor yani. Kul na'am. Kul na'am. Sen bunu lamı izhar etmedikten sonra kul na'am olma ihtimali yüksek. Kul na'am. Gerçekten de böyle sebbihhu. Böyle açık açık. Fi yevmi. La tuzigh kulube. Anhum. Kalu ve hum. Gibi. Evet. Pekala. Bunun misalleri Kur'an-ı Kerim'de hocam çokça verilmiş. Ve ba'dema tuhsinu. Güzelce yaptıktan sonra neyi? Sen yaptıktan sonra değil mi? Ve ba'dema tuhsinu. Neyi? En tucevvida. Tecvidleme işini. Sen tecvidi güzelce yaptıktan sonra, şimdi tecvidi aldık hele, bu kadar getirdik buraya. Önemli olan bu mahret, sıfat. İşte idgam meseleleri, onları kısa kısa değinmiş oldu. Efendim nelerde hassas olunması gerekir, nelerden sakınılması gerekir, onlara dokundura 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 geldi. Şimdi diyor ki bak bunu yaptıktan sonra tecvid konularını labudde lazımdır, en tarife bilmen lazımdır. Neyi bilmen lazım hocam? Vakfen, evet vakfı bilmen lazım. Vakıf meselelerini bilmen lazım, daha vebtida, iptidayı da bilmen lazım. Nasıl duracaksın? Nerede duracaksın? Alırken nereden alacaksın iptida? Bunların hepsi önemli. Halim hocamın çalışması vardı bu hususta. Fatih hocam da vardır o. Aslında hocam onun fotokopisini mümkünse bir çekip de arkadaşlara dağıtmakta fayda vardır. Buraya getirin, burada çektiririz onları. Evet, güzel böyle çalışmaları var. Hakikaten nokta atışı böyle yani. Çok hoş. Vakıf ve iptida meselesi. Şimdi bunları bilmen lazım diyor ve giriyor oraya bu sefer. Evet. Konu nereye geldi? Vakıf ve iptida meselesi. Buraya kadar bab-ı terkikat dediği yerlere dokundu. Fellafzu, lafız. İn temme, eğer tamam olursa. Lafız tamamsa. Ve la taalluka, ve ma ba'di ile. Ma ba'di ile alakası yoksa. Durdun. Öyle bir yer ki o durduğun yer daha ma ba'di ile alakası yok. Bitti. Lafız, mana olarak da, lafız olarak da her şeyle beraber tamam. Ya buna diyor zaten tamamun. Bunun ismi nedir? Tamdır. Vakfı tam. Fellaflu intemme ve la taalluka. Hiçbir alakası yok. Mabadi ile alakası yok. Durduk. Yani mabadi ile makablin alakası yok. Öyle. Yani durduğumuz yer, hani şöyle hocam. Yani makabli zaten alakası var. Geldi oradan doğru da. Diyelim ki ulaike humul muflihun. Buranın innellezine keferu ile alakası yok. Bu demek. İnnellezine keferu artık yeni bir şey başlıyor. Bir konu başlıyor. Anlatabildim mi? Evet. Buna tam, vakfı tam denir buna. Vakfı tam denir. Bütün ayetler, ayet sonları şeyinde diyebilir miyim? Genelde öyledir. Vakfı kafi olarak da durduklarımız vardır ayetlerde. Mesela. Vakfı hasen bile var. Yani bütün durduğumuz yerler vakfı tam olmayabilir. Vakfı tam olmuyor. Vakfı kafi olabilir, vakfı hasen olabilir duruma göre. Ha vakfı hasenlerde ayet sonu değilse, vakfı hasenler ayet sonu değilse geriden alınır. Ayet sonuysa diğer ayetten devam edilir. Ayrı mevzu. Buna vakıf olmak için Kur'an-ı Kerim'e çok iyi vakıf.
manası. Hocam tabi manasına iyi vakıf olmak lazım. Konu bütünlüğü açısından özellikle tefsir bu işte ön plana çıkar. Sadece meal de belki de yetmez yani bu anlamda. Hocam bu Bera suresinde geçiş yapmak mı evladır hocam yoksa durmak mesela? Hayır, hayır. Enfal suresi bitti, bitti. Sadakallahu evladım. Yani başlarken eûzü çekersin, beraden başlanır mesela. Ama geçeceksen de geçerken ki evleviyetle alakalı innallâhe bi kulli şeyin alîmün beraetun. Hiç eûzü devreye girmez bile. Çünkü gerideki besmele yetiyor ona. Eûzü besmele. Yok, yok. Yani durursun, sure bitti zaten orada. Yani Enfal suresi orada bitti. Oradan sadakallahu evladım. Ertesi gün git, devam et. Veya dur yani ben devam edeceğim dedin, o zaman bırakma. Bir kulli şeyin alimun beraetun minallahi diye devam eder. Efendim ve kafin ikinci vakıf, vakfı kafi. İn bima'nen ullika. Evet, yani bu ne demektir? İn ullika bima'nen demektir. İn ullika alakası varsa bima'nen, mana yönüyle. Lafız tamam ama mana yönüyle hocam ne var ilerisiyle Yusuf? Alakası var değil mi? Alakası var. İn bi ma'nen ullika. Buna vakfı kafi denir. Vakfı kafi. Mana olarak alakası var. Evet. Pekala. Kıf, dur. Böyle vakfı tam da, vakfı kafi de burada durdun. Tamam. Vebtedi. Başla. Yani geriden alma. Vakfı tam ve vakfı kafi de durursun. Durursun ve ne yaparsın? İlerisinden devam edersin. Öyle yani ve ulaikehum, hatta şöyle söyleyeyim. İnna nahnu nuhyil mevta. Biz ölüleri diriltiriz. Mana tam mı? Tamam. İcabında daha geriden alma bile. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Bu da tam. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Yani o durduğun yerler aslında tamdır, mana tamdır orada. Mavadi ile çok da alakası yok. İnna nahnu nuhyil mevta. Biz ölüleri diriltiriz. Ölüleri diriltme meselesi. Diyor ki Allah, biz ölüleri diriltiriz. Ha, nasıl mana olarak alakası var? Şöyle, hala Rabbimizin sözü devam ediyor orada. Yoksa mana anlaşılmadığı gibi bir şey yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın sözüdür. O söz kesilmez diye düşünürsek inna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ha ama ne olur? Ve nektubu ma qaddemu, önceden yaptıklarını onların biz ne yaparız? Efendim yazarız. Ve atharahum, Allahu alem, o kadar sağlam Arapça gramerim kalmadı ama Allahu alem ve atharahum, önceden yaptıkların atfu beyan olabilir ve atharahum yani eserlerini yazarız. Olur mu Ömer hocam? Evet. Yani bu vakıf meselesi dediğimiz gibi acayip müthiş bir mesele. Evet. Fela yahzunke kavluhum. Onların sözüne üzülme. Mesela burada vakfı tamın alası burası. Dur, daha da geri hiç alma zaten. فَلَا يَحْزُنْكَ üzmesin seni, değil mi? فَلَا يَحْزُنْكَ seni üzmesin. Ne? قَوْلُهُمْ onların sözü. Ondan sonra devam ediyor değil mi? Cenab-ı Hakk'ın sözüne geçiyor bu sefer. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ onların biz gizli de, aşikar da yaptıklarını biliriz. Burası Cenab-ı Hakk'ın sözü. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ onların sözleri seni üzmesin. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْنِلُونَ. Evet. Çok hoş. وَاِنْ بِلَفْضٍ eğer lafzen alakası varsa, Yusuf, hocam benim buraları iyi araştırmıştı bir ara. Değil mi? Eyüp'le beraber. وَاِنْ بِلَفْضٍ eğer lafzen alakası varsa, buna ne denir? فَحَسَنْ. Buna vakfı hasen denir. فَقِفْ dur. Vakfı hasen de dur ama ve la tebda. Mabadinden gitme. Yani yeni bir cümleymiş gibi devam etme. Çünkü lafzan alaka var, bağla. Geriyle orayı bağlaman lazım senin. Geriyle
Orayı mutlaka bağlaman lazım. Efendime söyleyeyim. Pekala. Efendim? Sıratallezine en'amte aleyhim. He, değil mi? Sıratallezine en'amte aleyhim. İyi güzel. Durdun. Gayril mevdubiden devam edecek mi acaba? Yani etme gibi bir şey çıkıyor fakat orası nedir? Fatiha-i Şerife'ye özel bir yerdir aslında. Orası ayet sayılacak ya. Orası ayet sayılacağından dolayı vakfı hasendir ama ayet sonu sayıldığı için malum işte Fatiha'nın besmelesi ayet midir değil midir? 7 ayete nasıl çıkarırız indiririz meselesi var orada. O besmeleyi ayet sayanlara göre sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin bir ayet. Besmeleyi ayet saymayanlara göre yani bize göre gayril mağdubi aleyhim. Evet. Gayril sıratallezine en'amte aleyhim bir ayet olacak. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin başka bir ayet olacak. Evet. Ve la tebda başlama. Ama diyor ki sivel ayi Ömer hocam az önceki mesele. Yüsen yani sünnet olan ayet sonları ayetler hariç yani durdun sünnet üzere Allah Resulü belirlemiş mi ayettir 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 diye o durduğun yerde artık ilerisinden devam edebilirsin. Ama normalde vakf-ı hasenler geldi. Ayet sonu değil de normal ayetin akışı içinde geliyordu. Okudun bir ayeti, 2-3 satırlık bir ayet geldin, tak ortada durdun. Vakf-ı Hasen meydana geldi. Ne yapacaksın? Geriden alıp devam edeceksin. Ama öyle bir yer ki durdun. Mesela وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Yemin, 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 yemin aşağıda kadar devam ediyor değil mi orası? Yani en sonunda icabında yemini bağlayacak. Bak durmak orada serbest. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Zaten orada dikkat edin, vakf-ı murakhas diyoruz değil mi oraya? Sat var, vakf-ı murakhas, yani ruhsatlı vakıf. Lamelif de var, sat da var. İster geç ister dur gibi bir durum var orada. Evet. وَغَيْرُ مَا تَمَّ Tamam olmazsa, mana tamam değilse, mana tamam değilse, ne olacak hocam? Kabihun adı bunun vakfı kabih olacak. Ve lehu onun için yukafu durulur muzdarran sıkıntıdaysan yani bir kasıt yapma sakın. Vakfı kabihi eğer bir adam yapacaksa ancak sıkıntılıyken. Vakfı muzdar, ızdırari vakıf, zaruri iniş yani tamam mı? Mecburen yani bir nevi yakıt bitti ineceksin mecbursun. Artık neresi olursa adam bakıyor mu? Nehire mi iniyoruz, otobana mı iniyoruz uçakta? İnsin bir an evvel de nasıl iner? Vakfı kabih halbuki yani. Kabih iniş ya. Çakılacaksın icabında. Evet. Lameliflerin durakları diyebiliriz değil mi hocam? Aynen. Yani oralarda durmak ama durdun. Ne yapacaksın hocam? Geriden al. Geriden al. Evet. Lamelif durakları. Evet. Bunun, bu vakfı kabih daha da enteresan. Bu lamelif durakları daha ziyade vakfı hasen grubunda değerlendirilir. Bu böyle ki elhamd dedi durdu. İşte bu vakfı kabih işte. Nehre indi resmen. Hudson nehrine indi adam. Ya hocam bu hutbedeyken İnnallâhı ye'muru bil amri vel ihsan ve yenhâ anil manâdan dolayı. Yani mesela Hazret ne yapıyor? Geliyor oraya. Ve yenhâ dedi. Mesela ve yenhâ'da durdu. Mabadi ile alakası çok alakası var. Aşırı alakası var mabadi ile. Şimdi vakfı tam zaten değil. Vakfı kafi de değil. En iyi niyetle vakfı hasen olsun orası. En iyi niyetle. Ama vakfı kabi olması da yüksek ihtimal. Niye? Çünkü gerideki manayı da bir nevi baktığın zaman da ye'muru arkasından geliyor yenha. Hem bunları 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 emrediyor Allah hem de nehyediyor. Ki bu ters bir durum. Bu kelimenin mabadiyle çok alakası var. Aman ha onu bırakıp da anil fahşai diye devam etme. Böyle olursa iş bitti. Hepten perişan zaten. Duruş hepten vakfı kabi. Yani vakfı hasenden de çıktı icabında. Ama ne yapıyoruz? Ve yenha deyince mabadiyle alakası var ya onun. Ve yenha'dan alınca işi kurtarıyoruz yani. Oradan işi kurtuluyor. Evet. Mabadiyle çok alakası var. Lafzen de alakası var. Manen de alakası var. Evet.
ve gayru ma temme. Hiç mana tamam olmuyor bunda. Vakfı şeyde, vakfı kabihte mana tamamen kopuk. Hiçbir yere bağlayamıyorsun manayı. Elhamd. Ne oldu? Ne oldu belli değil. Lillahi'ye bağlı. İşte malik. Durdu adam. İyyak. Yani hiç küt diye duruyor. Ne olduğu belli değil. Böyle olunca bu sefer halbuki İyyake değil mi? Bu mef'ulün bih'tir. Yalnız sana diyorsun. İyyak yalnız sana. Ne oldu yalnız sana? Mana hiç tamam değil. Na'budu. İyyake na'budu. Böyle durdun. Bari ondan kurtarırsın yani. Evet. Pekala. İnşallah Fatih Hocam onu getirsin. Bize de faydası olur. Çok güzel bir çalışmaydı o çünkü. Öyle hatırlıyorum yani. Vakıf iptila konusu iki tane bir şey var da şimdi ona bakıyorum. Bizim düzenlediğimiz vakıf konusu var. İptidayı almıyor. Vakıfları almış. Bir de iptidalar vardı hocam. Yani işte hareke şu olursa şuradan şöyle başlanır. Çok böyle hani Arapça bilmeye gerek yok ha. Öyle güzel bir çalışma ki. Diyor ki işte eğer ki orada tabii şey yapıyor, sarf kaidelerini kullanıyor ama kimseye Arapça kullanıyoruz demiyor. Mesela başladığı yerde. İşte ibtedi, nereden başlayacak işte başlarken eğer diyor şu hareket diyor şuysa başındaki hemze de o hareketir mesela. Lansurna, diyelim ki vav bırak neyle başlayacaksın? Ensur mu, insur mu, unsur mu? Diyor ki aynel fiiline bak, yani ortadaki harfine bak diyor. Hatta ikinci harfe mi bak diyor. Öyle bir şey diyor. Güzel ifadeler kullanmışlar orada. Evet. Cezeri de sanki onunla ilgili hemzeye basın daha var. Var. Evet hocam. Onda da var. Yok be maalesef. İnşallah yaparız. Pekala. Vaktimiz daralıyor. Konu da bitmek üzere. Ve leyse fil Kur'an. Biz diyor saydık sana vakıfları ama Kur'an'da yoktur. Min vakfin yecib. Vacip olan bir vakıf Kur'an'da yok. Yani illa burada duracaksın. Bak eğer burada durmazsan haşa yani zinhar kafir olursun. Böyle bir şey yok yani Kur'an'da. Hele mimler için kullanıyorlar ya böyle ifade. Durmazsan küfür. Lan durmazsan küfür ne demek ya? Adam inkara. Haşa. Ve la haramin. Durmayacaksın burada. Haram vakıf. Durursam haram olur. Böyle bir şey de yok. Ama iş şurada değişir diyor. Gayra. İlla manasındadır. Gayr burada malum. Ma lehu sebep. Ma lehu onun için yok. Sebebin sebep yok. Sebepsiz. Gelmiş adam inadına duruyor orada. İşte bu adamın o zaman tehlikeli bir adam olduğunu düşünebilirsin. Bu adamın elinde hiçbir sebep yokken efendim ben burada duracağım diyor ya. Aynen öyle. La takrabus salah. Namaza yaklaşmayın. Geldi inadına duruyor orada. İşte bu adamın sıkıntısı var demektir. O adam orada bir ikaz edilmesi lazım yani. Durma burada. Ama vakfı ızdırari dediğimiz mesele vakfı muzdar. Yani sıkıntı. La takrabus salada da durur. La takla diye bile durur adam yani. Yok çünkü gitmiyor o esnada. Evet. Ve la haramin haram. Yani vakıf olarak şu haramdır, şu vaciptir diye bir vakıf yok. Evet. Böyle atlıyorum, geçiyorum. Ve fihima. Doğru mu? Ve fihima. Vakıfta da, iptidada da. Evet hocam. Şimdi yine burada fiil sona gelmiş. Mısra'nın sonunda. Üstürit aslında. Ve fihima her ikisinde üstürit şart koşuldu. Ney? Riayetur resm. Bu demektir. Resme riayet. Yani resmi hatta riayet şart koşulmuştur. Beytin normal akış manası ve fihima her ikisinde riayetur resmi, resmi hatta uygunluk üstürit şart koşulmuştur. Vakfederken de, iptida ederken de mutlaka ne yapacaksın? Resmi hatta uygun şekilde bunu yapacaksın. Kafana göre yapmayacaksın. Vel kat'u kat'u. Evet. Vel kat'u kat'u. Yani okuyuşu kesmek. Değil mi? Kesmek. Kel vakfi vakıf gibidir. Şimdi vakıf okurken durup devam etmek. Değil mi? Ama kat tamamen kesmek. Artık ümit kesildi yani bitti. Daha bundan sonra bu adam devam etmeyecek. İkisi de aynı hükümdedir. Dururken de aynı vakıftaki hükümler neyse onlar geçerli. Ne yapıyoruz? İşte vakıflar şunlar. En güzel
duruş hangi duruş demektir bu? Vakfı tam duruş demektir. Yani sadakallahu azim demeden önceki son okuduğun kelime vakfı tam kelimesi olması en güzeli. Efendim vakfı kafi olması en güzeli. Bundan daha ötesini artık mümkün mertebe düşürme meseleyi diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde bir adam tamamen okumayı kesebilir mi? Kesebilir. Ama kestiği yerde vakıflardaki hükümler gibi aynı olsun. Artı efendim resmi hatta da uygun olsun. Durduğun yer, bıraktığın yer resmi hatta uygun olsun. Kur'an-ı Kerim'in metninde o görüntü neyse oraya uygun olsun. Öyle tam da böyle gelip de işte وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ diyecek. وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yani bu şekilde de yapma bunu. Adam gibi وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bitti işte. Vakfı tamın ta kendisi. Ya veya vakfı kafide duracaksan dur. Ney? وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ durulabilir. Yani değil mi? Sana ve senden öncekilere indirilenlere iman etmişlerdir. Ve bil ahireti hum yuqinun. Orada da durulabilir. Durdun, orada bırakmak serbest, bırakabilirsin. Ama hepten sünnet olan ayetin sonuna gitmek nedir? Yani sünneti terk etmek oluyor tek türlü. Ve bil ahireti hum yuqinun. Malum secaventler, şurada Tayful Secavendi diyoruz değil mi mübarek? Onun noktaladığı, yaptığı işler, secametler. Dolayısıyla ayet sonları, sünnet olan ayet sonları her zaman daha muteberdir. Durma hususunda. Yoksa secavendiye göre de durursun yani. Mana tamamdır, sıkıntı yok. Evet. Kel vakıf, vakıf gibidir. Tamamen okuyuşu bırakmak vakıf gibidir. Aynı vakıf gibi hareket edersin orada. Ve bil ayi, ayetlerde efendim şurit, şart koşuldu. Ayetlerde dururken, devam ederken yapılacak olan hareket bundan ibarettir. Vel ane. Doğru mu hocam? Hey Allah, hep bu sağ altta kalan beytleri görmüyorum ya. Ve sektü. Sekit nedir? Onu tarif ediyor. Şimdi kat'a tamamen Kur'an-ı Kerim'den kesilmek. Vakıf işte devam etme niyetiyle beraber olan durmalara vakıf deniyor. Şimdi burada bir nevi neleri anlatıyor bize? Üç türlü durmak var yani. Durma gibi olan ve durma olan olarak kabul edilen üç tane mesele var. Bir tanesi işte kat'a, bir tanesi vakıf, bir tanesi sekt. Birbirine benzer yönleriyle. Ve sektu, sekte nedir? Min duni teneffüsin. Nefes almadan, değil mi? Nefes almadan işte beklemek, sekt. Nefes almadan bekleyip devam etmek. Okumayı kestin, nefes almaksızın yola devam etmek. Evet. Ve hus, bu tahsis edilmiştir. Bir ittisalin muttasıl olan yerde, ve enfisalin münfasıl olan yerde. Yani burada İmam-ı Hamza'nın sekitlerine bir ufak vurgu yapmış oluyor. Nerede var? İmam-ı Hamza mı? Aşerede. Takripte sadece İmam-ı Hamza mı? İbn-i Zekvan, mübarek Suri, Akfeşi, ondan sonra Ayni yapıyor, işte Seh yapıyor falan. Ma'feseh diyoruz işte malum. Hem muttasıl olan yerde, birbirine bitişik olan, yani mes'ulen gibi. Değil mi? Yani hemzenin makablindeki sakin harfin üzerinde durmaktan bahsediyoruz. Bir ittisalin, mes'ulen. Aşerede yok ama takripte, değil mi? Sakin muttasıl diyoruz bunlara. Veya men amene, ayrı. Münfasıl. Venfisalin dediği o. Münfasıl. Men ayrı, amene ayrı. Yine burada ne yapıyoruz? Hemzenin makabilindeki sakin harfin üzerinde duruyoruz. Evet. Ha, buradaki duruşla alakalı kimisi işte farklı farklı dünya kadar ifade kullanmışlar. Rakik duruş demişler, dakik duruş demişler, hafif demişler. Yani böyle bir sürü ifadeler kullanılmış ama sonuç itibariyle bunun normal bir vakıf zamanından daha çok çok az olan bir duruştan bahsedildiği belli. Çünkü vakıfta ne var? Nefes alma işi var. Vakıfta nefesi aldın, devam edersin. Ama sektede o yok. Malum Hafs rivayetine göre Kur'an-ı Kerim'de aşerede 4 yerde ama takripte alabildiğine hemze-i münekire, lam-ı tarif sekitleri, sakin muttasıl sekitleri aynı şekilde İmam-ı Hamza'nın munfasıl ve muttasıl met olarak onlar da devreye giriyor. İmam-ı Hamza'nın 5 tane sektesinden bahsediliyor. Diğerlerinin 3.
Yani ma'seh diyelim. Ondan iki, üç. Bunların her birinin ayrı ayrı sıralamaları var. İşin ehli yani biliyorlar zaten, o noktada sıkıntı yok. Evet. Mesela latif kelimesini kullanmış Dani Hazretleri. Latifen min gayri kat'in, kesmeden latif bir duruş. Evet. Böyle. Vel ane, şimdi buraya kadar geldik diyor. Vel ane, şimdi. Hinul ahdi, başlama vaktidir. Hinul ahdi fil muradi, muradımıza başlayalım. Muradımıza erme vaktidir. Vallahu hasbi, Allah bize yeter. Ve huve, ona i'timadi, ben güvendim. Benim güvencem odur diyor. Ve huve i'timadi, benim güvencem Allah'tır diyerek İmam-ı Cezeri Hazretleri Bâbul İstiade'ye giriş yapacak. Nasıl hocam? Ha, haythunus. Haythunus nas getirildi. Yani delili bunun sonucu itibariyle neredendir? Bunun bir delili vardır. Delilsiz bir durum yoktur. Haythunus. Naslandığı itibariyle, delil getirildiği itibariyle muttasıl ve munfasıl dediğimiz hemze-i münekkire, sakin, muttasıl, lam-ı tarif hemzelerinde sekte taksis edilmiştir. Lahus bil ittisalin menfisalin haythunus. Nas getirildiği şekliyle. Evet. Pekala. Cenab-ı Hak güzelce ifadelere, istifadelere cümlemizi ulaştırsın. Tevfik-i Samadaniyesinden bizlere katra katra ikram eylesin. Gelmiş geçmişlerimize Allah rızası için. El-Fatiha.